Ben bu kızı alırım, sen alamazsın kızı. Doğru. Bu kızı ben alırım. Evet. Sen alamazsın. Doğru, al. Alamam. Doğru, alamam. Benim elim yanmış. Benim elim yanmış. Ben var ya, hiç böyle kokoreç sevmezdim, yemezdim. Hı-hı. Bizim birader oluyor kendisi. Gel dedi, bir gün ısmarlayayım bir ye. Beğenmezsen dedi, bir daha yemezsin. Neredesin? Ben Sinoplu. Sinoplusun. Bu arada bizim Enes de Sinoplu'dur. Gemiden o oradaydı. Ben gece çalışmam. Ha, gece çalışmasın. Balizisi, tinerdisi, hapsisi, her doğru, şey var doğru. Mı? Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden sanayi çarşısı. Aslında döner serisini çekmek için dolaşıyorduk. Enes'le şu arkadaki kokoreççi amcayı gördük. Dedik ki gelelim bir tadına bakalım. Belki size anlatacak bir şey vardır. Başlıyoruz. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin, sefa geldin abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abim. Uzaktan kokularını aldık. Evet. Dedik ki gelelim bir selam verelim, bir de kokoreçin tadına bakalım. Bak abiciğim. Eyvallah. Tabii yok, ver arkadaşlara ver. Hiç ha, benim acelem yok. Tamam, Allah'a razı ol. Sen onu ver, olsa sop. Efendim? Ben bu işi kaç senede yapma lazım? Heh, onu soracaktım ben de sana, tam sana söyledim. Kaç senedir bu işi yapıyorsun sen? Sen bir söyle, ben de sana söyleyeceğim şimdi. Buyur. 57 doğumluyum. 57 doğumluyum. Evet, 57 doğumlusun. Ha. Maşallah. İstesem nüfus kağıdına bakabilirsin. Yok yok, ben sana inanıyorum. Asker ocağında aşçıydım abi. Efendim? Asker ocağında aşçıydım ben. Asker ocağında aşçıydın, süper. 79'da geldim. Hı hı. 79'dan beri bu işi devam ediyorum ben. Burada mısın 79'dan beri? Abi ben Zeytinburnu'da Kazlıçeşme'deydim. Kazlıçeşme'deydin. Kazlıçeşme'deydim ben Zeytinburnu'da. O yeni de orada, ondan sonra Kazlıçeşme yıkıldı. Hastanede onları kahveler dolaştım. Ya şöyle şey yaparken de gösterelim Enes'cim. Ne var kokoreçin içinde abi senin? O içinde yağ var abicim. Yağ var. Ha. Bak çok bağırsak. Çok çok doğru bir şey söyledin. Herkes der ya benimkinde uykuluk var. Sen doğru düzgün dedin. Benimkinde yağ var. O içinde yağ, ben şimdi sana karalayamam. Aynen. Ha. Çok doğru. Çünkü her kokoreççi işte olmasa da içinde uykuluk var diyor. Çöz var diyor. Mumbar var diyor. Onu o var diyor. Bu var diyor. Abi o yağ. Evet. Yalan söylemiyorum. Onu ben orada tava yanıyor. Tavada o yağ erip gidiyor. Tamam mı? Hı hı. Ha, bak şimdi buraya bak. Bu bağırsak. Gel dostum. Gel Enes'cim. Görüyorsun. Bak bağırsak bu. Bunu görüyorsun ama abi. Bu bağırsak abi. Yalan söylemeyi bilemiyorum. Sen de biliyorsun bağırsak olduğunu. Ben de biliyorum aynen bağırsak öyle, olduğunu. Aynen öyle. Doğru mu abiciğim? Doğru ama işte insanları kandırıyorlar işte. Öyle diyelim. Abla koy yukarıda. Nasıl yapacağız bunu? Çok doğru. Peki abi kendi müşterimi sor bakalım. Bir de onlara soralım. Yeğenlere soralım nasıl olduğunu. Gel. Gel Enes'cim. Afiyet olsun. Şimdi çekim öncesi biz hazırlık yaparken arkadaşlar dedi ki bir de bize sor nasıl olduğunu, biz burayı çok beğeniyoruz, doğru adrese geldin dediler. Size bırakayım sözü, siz konuşun o zaman. Abi gerçekten lezzetli. Lezzetli. Gayet lezzetli. Ben var ya hiç böyle kokoreç sevmezdim, yemezdim. Hı-hı. Bizim birader oluyor kendisi. Gel dedi bir gün ısmarlayayım bir ye, beğenmezsen dedi bir daha yemezsin. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz hurdacıyız abi. Ha süper, eline sağlık. Maden işi yapıyoruz abi, 27 senedir esnafız burada. Eline sağlık. 27 senedir... Memnunum. Nerelisiniz? Memleketler. Niğde. Yakınız. Ben de Adanalıyım. Sizin orada da söğüşü çok güzel yapan ustalar gitmişler İzmir'e ve Adana'ya söğüş yapıyorlar. Niğde'de yapıyorlar mı bu işi biliyor musunuz? Yaparlar abi. Niğde'de orada da yaparlar. Ben tavsiye ederim. Ben sakatatın hastasıyım ben. Evet. O yüzden İzmir'e de gittiğimde, Adana'ya gittiğimde memlekete kesin o şırdandı, söğüştü, kokoreçti yerim. Aynen. Size afiyet olsun. Ben tadına bakayım. Sağ dostum sana da afiyet olsun. Şimdi. Ustam bize, sen yarım mı hazırlayacaksın? Sen nasıl yiyeceksen ben öyle yapacağım. Tamam, yarım hazırla sana zahmet. İstersen, fiyatı ne bu arada? Bunun fiyatı 15 lira abicim. Çok ucuz, eline sağlık. 3 çeyrekte 25, tam ekmekte 30. Eline sağlık. Bize bunu o zaman bir yarım hazırla. Biz Enes'le tadına bakalım. Sen ittiba bir ufak ufak çeyrek yesen de bir 10 lira alıverim senden, 10 lira 10 lira çeyrek çeyrek sen de. Olur, nasıl istersen. Tadına bak. Senin canın nasıl istiyorsan. Belki şöyle yap istersen. Yarım yemezsin. Ha doğru, çeyrek ver çeyrek yerim. Doğru, çeyrek, bugün çok yiyeceğiz. Evet. Kere. Beğenmezsen yemezsin diyorsun, doğru. Ha, beğenmezsen... Nereden geliyor kokoreçin senin? Balıkesir'den geliyor. Önce kağıdını yırtmışsaydım sana gösterdim. Hmm. Ben sana inanıyorum ya, bir şey göstermene gerek yok. Balıkesir'in hayvanı abi, tanımam gerisini. Çok iyisin. Gerisini tanımam, ben 42 senedir yapıyorum. 42 senedir yapıyorsun. 42 senedir yapıyorum, buraya geldim, oraya geldim ben. Hı hı. 2008'de geldim, hesap et. 2008'de. 2008'de geldim. Çok güzel. 2008'den peki beri... saat kaçta kaç arası buradasın? Seni nasıl bulurlar burada? Valla ben 11'de gelirim. Hı hı. Ne kalmış burada?
4:30, 5:30, 6:30 bitirebilirim. Hmm, bir tane ben gece çalışmam. Ha, gece çalışmasın. Balizistir, çinerdiyse, hapsızı, her doğru, şey var mı? Doğru, haklısın. Onun için ben çalışmam abim. Nerelisin? Ben Sinoplu. Sinoplusun? Evet. Ha, maşallah, hiç Sinoplu kokoreççi görmemiştim ya, iyi oldu bu. Ben de Sinoplu. Ha, bu arada bizim Enes de Sinopludur. Demirden o oradaydı. Sen yoğurdun, sen yukarıdaydın. Evet, evet, evet. Doğru mu? Doğru. Ha, bu Enes... oradan yukarı gitti bu. Doğru. Ha. İyi de hatırlamışsın. Ha. Enes de Sinoplu. Nereden aklına geldi kokoreç yapmak? Abi, şimdi ben sana nereden aklıma geldiğini şunu söyleyeyim. Bizim Şerefet derlerdi, Mıhtar'ın oğlu derlerdi, Mıhtar'ın oğlu. Evet. Ama bu acayip. Hı-hı. Acayip. Enes, şimdi yakın alır mısın kokoreci? Bırak abi, bırak. Acayip, tamam mı abiciğim? Nasıl anlatayım ben sana işini? O Mıhtar'ın oğlu Kasımpaşa'da bunu yapıyordu. Lan bu adam, biz bunu ne olur bilmezdim ben. Bunu acaba yenmez derdim ben, yenmez derdim. Ben evet. Öyle öğrenmez derdim. Bak, ben kendim yap, bak yap, yapmaya başladım. Bak yine. Nasıl abi, iş var mı diye sorardık, yok derdi. Neyse, evet. İş varmış. Hmm. Da, zengin oldu o. o sana işini paylaşmak istememiş seninle. Evet, evet, evet. Ben de Kasımpaşa diyeyim. Evet. O da gemiye girdi. Hı hı. Ben de fırında çalışmaya başladım. Fırında sağlık. Ha, fırınlarda çalışmaya başladım. Ya dedim, bu işi size bizim kokoreç işini yapmak, bizim köyümüzde hep kokoreç yapıyoruz. Sen niye yapmıyorsun dedi. Sen niye yapmıyorsun dedi. Sen yap dedi. Çok para vurdu dedi. Ha, öyle çok mi? İyi. Allah bir mühim bile geçmesin abi. Daha mı kabul olmayayım? İyi para var mıymış bu işte? Abi 5 tane daha ver. 3 tane çocuğa verdin. Eline sağlık. 5 tane çocuk, 3 çocuk everdin. 4 tane çocuğum var, bak oğlanım var. Tamam mı? Maşallah. Allah bak. Everdim. Maşallah. Ha, bunları everdim. Onlara birer kat verdim. Birer kat verdin, maşallah. İyi. Allah'ıma şükür iyi. Çok iyi. O şimdi evet. Alamaz abi, o kenara koy. Ha. Birazdan çekim bittikten sonra yesin o. Bunu sonra yaparız. Abi. Olur. Abi, onlar için vazgeçilmezdi. Bunun yanında olmazsa olmaz. Kola mı? Yok şimdi şişirir o ya. İçinde glikoz var, içme bence. Sen de içme. Valla içinde glikoz var. Alıştık. Alışma. Ayran iç, çalgam iç abi. Ayran var. Gerçekten içinde glikoz var, evet. Beyni zehirliyor. Bence içme. Biz kokorecimizin tadına bakalım. Tabii kokorecin yanında ya ayran ya çalgam içeceksin. Şimdi bak. İçmeyelim de. Biz sen daha sonra... Biz... Bak okundan sonra badi. Sen kendin baklasın. Tamam. Normalde benim videolarımı izlediyseniz şunu bilirsiniz ki ben İzmir usulü severim. İçine domates, biber karıştırmam. Öyle kokoreç severim ama bu amcanın içinde, bu amcanın yaptığı kokorecin içinde biber var, domates var, kekik var ama gerçekten lezzetli. Bir sokak lezzeti sanayide çeyrek 10 lira, yarım 15 lira demişti. Gayet lezzetli. Bunun kesinlikle tadına bakmalısınız. Bu taraflara yolunuz düşerse amcayı bulun. Dediğim gibi saat 6'ya kadar ancak kalıyormuş. Öğle arası bulabilirsiniz ancak 11 ile 6 arası. Ne denilebilir ki? Kesinlikle ziyaret edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Sevgiyle kalın. Pekala yedi. Nasıl? Ayhan Mortepe. Ayhan Mortepe adım benim. Ayhan Mortepe. Tamam. Abi, sıraba 6. ayda gideceksin. Hı. 11. aya kadar yaşamaya bakacaktır. Ondan sonra dağlara taşan tutmaya vurup gideceksin. Taşan tutmaya. Biliyorsun kar yağar beyler. Bir de her şey doğal orada. Evet. Her şey güzel. Evet. İstanbul'da şu egzoz kokularının arasında yaşıyoruz yani. Heh. Doğru abim. Doğru. Doğru abi. Valla abim de Allah bereket versin. Lan kör olmayalım. İyiyle idare edip gidiyoruz işte böyle. Üç gün dünyada. Bazı verelim üşürüm geriye. Allah bereket versin. Gördün ha. Onu üç yerim ki dostlar. Evet evet bayağı dolu yediler. Bu arada. İsim neydi abicim bu arada senin? Benim Zekeriya Şentir. Zekeriya abi, Sinop'a gitmeden onu bulun ve bu kokoreci yiyin. Sohbet de çok güzel, çok tatlı bir adam. Allah sohbetine de abicim. Nail olursunuz birazdan. Çok teşekkür ederim abi, sağ ol abim benim. Üsmeyle dostum, abi. Gel biraz detay al, bitir ondan sonra. Allah razı olsun abicim, Üsmeyle abi, teşekkür ederim. Bak orada cızır cızır oluyor, cızır cızır çek. Ben şimdi bakayım abi, bir dakika. Bak abi, çek abi. Çek abi. Duşamba diyor, eldiven niye takmıyorsun? Tamam, eldiven takıyorum. Takmadığı bir şey yok, takıyorum.
Örüster yağlı, ben tuttuğum zaman yağlı, o yap pislik örüster, oraya yapışayım mı pislik? Yapışır. Benim, ben bu közü alırım, sen alamazsın közü. Doğru. Bu közü ben alırım. Evet. Sen alamazsın. Doğru, al. Alamam. Doğru, alamam. Benim elim yanmış. Yanık el ne olur abi? Ateşten zarar gelir mi? Görmez tabii. Külden zarar gelir mi abi? Asla abi. Orada katılaşır, bir şey görmez. Dur, elimi oraya gireceğim. Anladın mı? Onlardan zarar gelmez abi. Evet. Ben söyleyeyim abi.